Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Ve yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ne yapmalı nasıl yapmalı programından herkese merhaba. Bu akşam Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşacağız. 2009 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta İsrail, yine dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres ile katıldığı bir toplantıda One Minute çıkışında bulunmuş ve iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. 2010 yılında ise Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara'ya İsrail'in askeri bir müdahalede bulunması iki ülke arasındaki ilişkileri, siyasi ilişkileri daha da sorunlu hale getirmişti. Son günlerde ise Türkiye ve İsrail arasında diplomatik anlamda bir yakınlaşma söz konusu. İki ülke hükümetlerinin çatışan politikaları, anlaşamadıkları noktalar nelerdi? Bugün ise onları yakınlaştıran sebepler neler? Türkiye-İsrail yakınlaşmasından Filistin halkının mücadelesi nasıl etkilenecek? Tüm bu soruları ve daha fazlasını bu akşam konuklarımızla konuşacağız. Filistin için İsrail boykot girişiminden Sayın Ayşe Düzgan konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Düzgan. Ve Evrensel Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Yalçıner. Sayın Yalçıner hoş geldiniz. Diğer bir konuğum da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, yardım doçent doktor Sayın Behlül Özkan. Sayın Özkan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi neredeyse bir 6-7 yıllık bir gerginlik, siyasi bir gerginlik söz konusu ve yapılan açıklamalara göre, en azından İsrail basınından öğrendiğimize göre 26 Haziran'da bir görüşme düşünülüyor, planlanıyor. Türkiye açısından İsrail'le olan diplomatik bu yakınlık ve ilişkiler buzdolabından yeniden çıkarılıyor diyebilir miyiz Sayın Özkan? Nasıl görüyorsunuz bu geçen süreyi? Aslında Türkiye ile İsrail arasındaki sorunlar 2009'un çok öncesinde başlamıştı. 2006 yılında Hamas'ın seçimleri kazanması ve daha sonrasında Halit Meşe'nin o bütün çok yankı yapan bir Ankara seyahati oldu ve bunun planlayıcısı da organizasyonu da o dönemin danışmanı, dış politika danışmanı Davutoğlu yapıyordu. Türkiye'nin hep bir İsrail'e ve Filistin'e yönelik politikası AKP döneminde ciddi bir değişime uğradı. AKP Filistin'in meşru temsilcisi olarak, Filistin halkının meşru temsilcisi olarak Hamas'ı daha yakın buluyor ideolojik olarak kendine. İhvan Hareketi'nin bütün Orta Doğu'daki, yani Tunus'ta, Nahda, Müslüman Kardeşler, Mısır'da ve Türkiye'de AKP. Bunun bir temsilcisi olarak Hamas'ı görüyor ve ideolojik bir yakınlık var. Yani bu ideolojik yakınlık Aralık 2014'te Konya'daki yerel kongreye, ki Davutoğlu'nun memleketi orası, oraya Halit Meşel'in katılmasına kadar yüksek bir noktaya kadar gelmişti, varmıştı. Şimdi dolayısıyla böyle bir ideolojik yakınlık ve İsrail'le ilişkiler aslında buralarda çatırdamaya başladı ve son döneme kadar da AKP iktidarı açısından çok bir sorun yoktu İsrail'le ilişkilerin bozuk olmasında. Ancak ne zaman ki Türkiye'nin aynı zamanda Rusya'yla çok ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Suriye'de, Mısır'da ciddi sorunları var. Bu ülkelerde diplomatik temsilcisi ya büyükelçisi yok. Türkiye bir izolasyona girince dış politikada ve buna ek olarak da Güneydoğu'da çatışmaların son 8 ayda yükselmesiyle birlikte bir açmaz içine girdi iktidar ve bu açmazdan çıkış yolu olarak dış politikadaki bu izolasyonlara son vermek için Gazze konusundaki İsrail'e karşı tavrını yumuşattı ve izolasyonları, ambargonun kalkmasını bir şart olarak öne sürmekten vazgeçti. Geri çektiğini görüyoruz biz. Biraz o şartları konuşacağız ama şimdi Sayın Yalçıner size de sormak istiyorum. Hem bu geçen 6-7 yıllık süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi anlamda bir gerilim, bir bekleme hali, ilişkilerin dondurulması hali söz konusuydu. İki, Sayın Özkan'ın vurguladığı gibi dış politikada yaşanan siyasi çıkmaz bugün Türkiye'yi İsrail'le yeniden ilişkileri tazelemeye mi itiyor? Siz ne dersiniz? İkinciden başlarsak kuşkusuz öyle oluyor. Hem İsrail'le zaten aslında koparmadı.
En azından görünüşte öyle oldu. Yani biraz da böyle tiyatromsu bir şeydi. Daha çok işte Müslüman halkların gözünde İsrail'le karşı karşıya gelmiş, Yahudi düşmanlığını kullanmaya yönelmiş. Ama örneğin iktisadi ilişkilerini sürdürmekle kalmamış, ikiye katlamış bir Türkiye'den, bir AKP yönetiminden söz etmek durumundayız. Dolayısıyla bu şimdi ilişkilerin görünür siyasal yönleri itibariyle de geliştirilmesi söz konusu. Daha da yakınlaşma söz konusu. Bu kuşkusuz ticari ilişkilerin de geliştirilmesine yol açacak. Hatta iktisadi ortak yatırımların ilerletilmesine yol açacak. Bu böyle. Neden? Türkiye neredeyse yedi düvelin kendisinin gelişmesinden çekindiği için işte önünü kesmeye, hatta yıkmaya, devirmeye çalıştığı bir ülke olduğuna inanılıyor AKP tarafından. En başta Sayın Cumhurbaşkanı bunu sık sık dile getiriyor. O zaman bu tecrit çemberini kırmak zorunda. Yani şimdi dünkü konuşmalarına bakarsak Avrupa Birliği karşısında referandum öneriyor. Yani Avrupalılara karşı. Amerika'ya üst takıl falan diye zaten işte vay terör örgütünü desteklemek diye oradan karşıtlık ileri sürüyor. Rusya'nın uçağını düşürmüş. Yani sonuçta durum vahim. Özellikle büyük güçlerle tümüyle arasında problem var. Hiç değilse İsrail. Tabii büyük güçlerin en yakınlarından olan İsrail. Amerika ya da Avrupa ile Batılıları genel olarak alırsak yani stratejik ortakları o. En yakın müttefikleri. Katiyen varlığını tehlikeye atmayacakları gözbebekleri. Dolayısıyla onunla yakınlaşmak bugüne kadar açık gibi duran mesafeyi tamamlayarak çok daha sağlam bir zemine oturması anlamına gelecek Türkiye'nin. Bu böyle. Yapmak zorunda mıydı? Bence zorunda. Peki bir şey demek istiyorum burada. Bunu yaparken Müslüman dünyasını gözden çıkarıyor mu? Örneğin Hamas'ı başta. Çıkardığını sanmıyorum. Tersine onunla olan yakınlıklarını ama büyük güçlerin küçükleri her zaman için kenara itebileceği, onların çıkarlarını öngörmediği, kendi çıkarlarını öne geçireceği kesin olduğu için örneğin Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Amerika Türkiye'yi pek dikkate almaz ve çıkarlarını ve taleplerini. Türkiye'de Hamas'ı çok fazla dikkate almayacaktır ama görüntü bakımından Hamas'tan vazgeçme görüntüsü veremez bütün Müslüman alemine yönelik mesajı bakımından. Dolayısıyla ondan da vazgeçmeyecektir. En önemli şeylerinden birisi ideolojik yakınlıktan da öte bir birlikleri var. Yani AKP Türkiye'nin Müslüman kardeşi ise Hamas da Filistin'in Müslüman kardeşi. İşte Mursi Mısır'ın Müslüman kardeşiydi ya da Nahdalı Gannuşi Tunus'un Müslüman kardeşi. Tam bir ideolojik birlik içindeler. Bu nedenle de gözden çıkarma durumunda kolay kolay olamaz. Mursi'yi rahatlıkla çıkarmış olsa bile. Sayın Düzkan, Filistin için İsrail boykot girişimi bu süreci nasıl değerlendiriyor? Şimdi başta vurguladık 26 Haziran'da Türkiye ve İsrail'in bir görüşmesi ve muhtemelen bir anlaşması söz konusu olacak. Bu geçen 6-7 yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve gelinen noktayı? Şimdi diğer iki konuşmacı arkadaş da vurguladı. AKP ile birlikte Türkiye'nin gerçekten Filistin'le ilgili politikasında bir değişiklik oldu. Daha önce her zaman işte Türkiye zaten ilk tanıyan ülkelerden biri. Her zaman Filistin hareketleri işte terörist muamelesi görmüştür Türkiye dış politikasında ve hep İsrail'le bir stratejik ortaklığı vardır. Ben tam şöyle düşünemiyorum. Yani bir Müslüman alem var ve Müslüman siyasetler, bütün İslamcı siyasetler her konuda uyum ve şey içinde ve yani mesela Lübnan Hizbullah'ı da İslamcı bir hareket ama şeyle bir tutamam yani pozisyonunu AKP ile bir tutmam mümkün değil mesela. Orada bir şey var, orada biraz daha artık bizim ayrıntılandırarak, detaylandırarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. İşin bir yanı bu. İkincisi kendi adıma şunu söyleyeyim, yani Hamas direnişin bir parçasıdır şeyde. Filistin açısından, Filistin'de direnişin bir parçasıdır, Gazze direnişinin bir parçasıdır. Yani ama mesela Filistin yönetimi Fetih yani değildir. Şey yani orada Türkiye'de dış politikayı değerlendirirken ya da uluslararası ilişkileri değerlendirirken çok fazla Türkiye üzerinden analojiler yaparak bakma şeyi var. Yani o laik, ha biz de şimdi laik falan hani böyle bir şey var. Bunun dışında biraz bakmak lazım bölge politikasına. Ben aslında Orta Doğu deriminden de çok içim rahat değil. Hani belki bir yer düşsem demek yani Orta Doğu çünkü çok batı merkezli bir terim.
İşin bir yanı bu. Yani şey bu. AKP'nin bu politika değişikliğinde Hamas'la Mustafa'nın çok iyi ifade ettiği, vurguladığı ideolojik ortaklığı şey olmuş olabilir. Fakat şimdi başka bir noktaya geldiğimizin işaretleri var. Şey okudum. Halit Meşal'ın hem Mayıs ayındaki AKP kongresine hem de Sümeyye Erdoğan'ın düğününe katılmamış olması diyor şey basını bir işaret, yani bir tatsızlık şeyi. Çok yakın zamanda da ablukadan, yani ablukanın kalkması talebinden bu görüşmelerde vazgeçilmesi konusunda Hamas'ın bazı şeyleri oldu, itirazları oldu şeyde. Bir şey daha hatırlatayım. Vazgeçtik demiyorlar tabii. Vazgeçtik demiyorlar ama şeyde görünmüyor. Yani İsrail basını vazgeçtiler diyor. Bir şey daha şeyi hatırlatalım. Bu yine şeye bakarken Suudi Kralı Netanyahu'nun, Jerusalem Post'tan bu bilgi, Netanyahu'nun seçim propagandasına 80 milyon dolar mı? Evet, 80 milyon dolar yardım yaptı diye bir söylenti var. Yani şeyde bölgeye baktığımızda hani böyle İslamcılar bir tarafta, Yahudiler bir tarafta filan, Türkiye'ye yansıtılan, AKP'nin Türkiye'ye yansıttığı ve böylece antisemitizmiyle hem kitleleri işte konsolide edip hem de bir yandan da, yani biliyoruz ki antisemitizmi Siyonizmin en iyi dostu. Çünkü siz burada antisemitizm yaptınız ya da Avrupa'nın bir yerinde antisemitizm yaptınız ya da Afrika'da, oradan göç etmek zorunda kalan insanlar militer yerleşimciler olarak, belki değiniriz bu noktaya sonra, İsrail'in işgalci politikasına, yayılmacı politikalarının aracı haline geliyor. Yani orada çok güzel bir kardeşlik var. Aynen öyle. Pratik olarak da birbirini besleyen bir şey var. Şey değişti. AKP'liler monşer politikası diye çok şey yapardı. Çok dalga geçerdi işte eski dış politika konseptiyle. Yeni Alptekin Dursun da onun kitabında şey diyor, böyle diyorlar ama diyor, derler ama diyor. Hiçbir zaman da o monşerler şey demedi. Türkiye NATO'nun sınırıdır gibi bir ifade de kullanmadı. Çünkü AKP'liler bu ifadeyi kullandı. Yani NATO'ya bağlılıklarını her zaman şey yaptılar. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum son. İlk Roma toplantısı, yani bu hep bu İsrail'e yakınlaşma meselesi Rusya ile olan gaz krizine bağlanıyor. Yani uçağın düşürülmesi ve ardından ortaya çıkan gaz krizine bağlanıyor ama ilk Roma görüşmesi uçağın düşürülmesinden önce. Türkiye ile İsrail arasındaki evet, görüşme evet, diyorum. İkinci bir şey, mesela yine İsrail basını 1 Kasım seçimlerinden sonra şey diyor. Neyse, yeni hükümet kurulsun, başka bir sürece girilecektir diyor. Yani farklı bir beklenti var şeyde. İki taraf açısından da anladığım İki taraf kadarıyla. Açısından. Hı. İsrail basını tabii bu konuda daha açık sözlü, daha şey yapabilir, daha fazla bilgi alabiliyoruz oradan. Çünkü reddedilmiş olan onlar, bir de reel bir durum var ortada. Anlaşmanın maddeleriyle ilgili tekrar döner konuşuruz. Fakat şu çok doğru bence, yani ABD'nin stratejik ortaklığı itibarıyla çok zor İsrail'den vazgeçmesi Türkiye'nin. Ama sadece bu konjonktürde değil. Çünkü ben iktisadi ilişkiler, ticaret 4 katına çıktı diye hatırlıyorum. Ama yani İki. Arttı. İki, yani onları da konuşalım istiyorum. Şey arttı çok ayrıca. Açık bu dönemde. Olan tek şey şeyin diplomatik ilişkilerin ikinci katiplik değil mi? Düzeyine indirilmiş olması. Aslında bunun dışında söylemler ve söylemler dışında ortada gözle görülür bir şey yok. Askeri ilişkiler sürüyor ve şimdilerde çok fazla şeyden söz ediliyor. İşte teröre karşı stratejik ortaklık, teröre karşı mecburlar bir araya gelmeye falan. Yani aslında geçtiğimiz 6 yıllık dönemde de çok büyük bir şey olduğunu söylemek zor. Behlül daha iyi, daha donanımlı bence bu alanda. Çok büyük bir değişiklik olduğunu ilişkilerde söylemek zor. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Behlül Hocam, o zaman şu şartlar meselesine gelelim. Şimdi ilişkileri gerginleştikten sonra AKP hükümetinin şartı olduğunu biliyoruz. Neydi bunlar? İsrail özür dileyecek. Mavi Marmara'da yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödenecek ve Gazze'ye ambargo kalkacak. Şimdi bu şartların tamamı karşılandı mı İsrail tarafından? Yok, hayır, karşılanmadı. Zaten İsrail özür diledi. Tazminat konusunda da bir girişme var. Bir uzlaşılacak bir konuda. O tazminat ödemeyi de kabul ediyor İsrail zaten. En önemli nokta ambargonun kalkmasıydı Gazze'ye. Zaten bütün bu Mavi Marmara konvoyuna hükümetin en zayıf, yumuşak anlamıyla izin vermesi bence hükümetin organizasyonuna önemli de bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü İHA zaten bu organizasyonu yapanların önde gelenlerinden biriydi. O zaten çok, yani bir sivil toplum örgütü demek mümkün değil. Yani ben ona GONGO diyorum aslında İngilizce. Yani government organized, non-governmental organized. Devletin örgütlediği sivil toplum örgütü.
Öyle bir örgüt. İktidarla çok yakın ilişkileri var. Şimdi baktığımız zaman bana çok çarpıcı geliyordu. Baskından hemen önce hem İsrail tarafının hem Mavi Marmara'dan yayınlanan görüntülerde hep şu konuşmalar geçiyordu. İsrail tarafı diyor ki Gazze'ye giremezsiniz, oraya girmezsiniz, Gazze karasularına giremezsiniz. Eğer yardım yapacaksanız Aşdod Limanı'na gelin. Buradan Aşdod Limanı. İsrail'in en büyük limanı bu. Ve hep Mavi Marmara'ya defalarca o uyarıyı yaptılar. Ve aslında Gazze'nin karasularına girmedi. Zaten baskın ve 9 kişinin oluyor. Hayatını kaybetmesi İsrail komandolarının baskını sonra uluslararası sularda oldu. Ama bütün bu karmaşa, yani zaten amaç da oydu. Biz Gazze'ye yapılan ambargoyu deleceğiz. Yani bu velilikte burada bir surda gedik açacağız. Sembolik bir anlamı olduğunu düşünüyorlardı. Ve İsrail de bunu yaptırtmadı. Ve bunun üzerine de son 6 yıldır biz sürekli olarak ambargolar kalkmadan İsrail'le ilişkiler normalleşemezdi. Defaatle dinledik. Ambargo da kalkmadı Gazze'ye. Ambargo da kalkmadı. Bu yeni yapılan anlaşmayla da kalkmayacak. Bu yeni yapılan anlaşmayla da yine Gazze'ye sevk edecek mallar Aşdod Limanı'na gidecek. Yani Mavi Marmara konvoyunun gitmeyi reddettiği İsrail limanı. Oraya gidecek ve İsrail'in denetimi altında yapılacak bu yardımlar. Türkiye için en önemli madde geçersiz kalıyor. Bir geri adım atılıyor. Yani Mavi Marmara'nın yola çıkmasına da sebep olan, Türkiye'nin İsrail'le 6-7 senedir ilişkilerinin gergin olmasına da sebep olan maddeden o zaman Türkiye geri adım atmış Kesinlikle oluyor. Kesinlikle Türkiye, yani bu zaten benim sürekli altını çizdiğim nokta da bu. Yani bir dış politikada tutarlı olmak önemlidir. Siz... Ya hani bunu bir kenara bırakalım. Çıkarlar geleği tutarsızlık da yapabilirsiniz ama şimdi İsrail diyor ki 9 kişi hayatını kaybetti. Bunların bir kısmı Türkiye vatandaşı. Şimdi İsrail diyor ki ben özür diliyorum ve tazminat ödüyorum diyor. Kendi açısından sorumluluğu bir ölçüde kabul ediyor ve bununla ilgili harekete geçiyor. Tazminat ve özürle. Türkiye ne diyordu? Bu 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Şehit olmuştur argümanıyla yaklaşıyordu ve bunun sebebi de Gazze'ye yapılan ambargonun kalkmasıydı. Şimdi eğer Türkiye Gazze'ye yapılan ambargonun kalkmasını şart olarak koşmuyorsa, bu 9 kişinin ölümünde, çünkü bu konvoyun organizasyonunda Türkiye hükümetinin de önemli bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Eğer bu 9 kişinin hayatını kaybetmişse, ki kaybettiler, Aşdod Limanı'na yapılacaksa bu yardımlar, o zaman Türkiye hükümeti buna sorumluluk almalı. Bu insanlar neden yaşamını yitirdi? Evet, bu insanlar neden? O zaman bu konvoya neden izin verildi çıkışına? Niye bu organizasyon yapıldı? Ve bunun sorumlusu kimler? 9 kişi hayatını kaybetmesinin İsrail tarafındaki sorumluluğu belli ve onu bir ölçüde kendilerince kabul ediyorlar ama kabul etmedikleri yerler de var. Belirtildiği üzere ama Türkiye'de hayır biz İslam ümmetinin lideriyiz, İslam dünyasını koruyacağız sloganları altında biz 6 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz. Demek ki orada bir Türkiye toplumuna doğrular söylenmiyor. İşte bunun sorumlusu kimse 9 kişinin yaşamını yitirmesine, mutlaka Türkiye tarafında da bunun hesabı verilmeli, bedeli ödenmeli. Siyasi ve hukuki bedelleri tabii. Şimdi ekonomik ilişkiler, şimdi programın başından beri vurguluyoruz. Siyasi ve diplomatik ilişkiler donduruldu. Ama işin bir de ekonomik boyutu var. Şimdi Sayın Yalçıner, orada tablo ne? Yani o ekonomik ilişkilerde dondurulmuş durumda mı? Bir defa tam siyasi ilişkiler de dondurulmadı. Düzeyi düşürüldü. Evet. Yani gene her halükarda sürdü. Demin hocamın dediği gibi one minute dendi. Sadece one minute denmekle kalındı. Şimdi söyleyeceğim gibi iktisadi ilişkiler arttı. Orada bir geri çekilme, azalma, düşme. Rakamlar şey hep artmış mı ekonomik anlamda? Tabii yani 2009'da bu one minute çıkışının olduğu tarihten 2014'de iki misli artıyor. İki misli. Şimdi birazdan söyleyeceğim onları. Ama şimdi bir de şu var. Deminki bir şey eklemek istiyorum deminki soruyla ilgili. Önceden durum neydi? Önceden Türkiye ve Türk vatandaşları diyelim, Türkiye vatandaşları Gazze'ye gidemiyordu. Hamas'ın etkin olduğu yere giremiyorlardı. O zaman da Aşdod Limanı üzerinden gitmek mümkündü. İsrail bunu söylüyordu. Şimdi durum değişmiyor. Yani aynı durum var. Mavi Marmara öncesi de aynı bu şekilde gidilebiliyordu Gazze'ye. Aşdod, yani İsrail limanı üzerinden İsrail alıcılarıyla gidilebiliyordu. Şimdi öyle gidilebilecek. Arada giden 9 tane yurttaş var. Birisi Amerikan vatandaşı ama o da Türkiye kökenli. Başka İsrail, yani laf ola beri gele özür dilemiş.
Bir de o kadar cüzi bir miktarda tazminat da ödüyor ki, bunlar tartışılıyor gerçi, işte Arınç az buluyordu filan da, böyle az bulanlar da var, İHA da az buluyor. Ama yani İsrail bakımından öyle yenilir yutulur olan çok, çok kolay bedellerle eski durum sürüyor. Değişen bir şey yok. Ama şimdi bizim medyaya bakarsak, AKP yandaşı medyaya, o her şey kabul ettirilmiş, özür de dilemiş, tazminatı da vermiş, üstelik ambargo da kalkmış. Öyle deniyor. Şu ileri şey sürülüyor. Bakalım, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı. Yani ambargo kalkmadan bir anlaşmaya oturmak böyle bir şey mümkün değil şeklinde. Öyle diyordu. Yani ama işte bu dış politikadır. Bir şey söylersiniz, tersini yaparsınız. İçeriye de öyle aslında. İç politikada da söylediğinizde yaptığınız farklı olur. Eğer burjuva iktidarsa başka çaresi de yoktur. Doğruyu söyleyip doğruyu yapamaz. Şimdi şeye gelirsek. Rakamlar. İktisadi ilişkilere. 2009'da 2 milyar 597 milyar dolar ticaret hacmi iki ülke arasında. 2014'te gerçekten iki misli. 5 milyar 832 milyar dolara, milyon dolara arttı. 2009'dan 2014'e iki katı. 2,5'tan 5,8'e. Yani iki mislinden de daha fazla artıyor. Evet. Şimdi bu az değil. İki misline geçiyor. Neredeyse 6 milyar dolar oluyor. Bir de şöyle bir şeyi söyleyeyim. Şimdi örneğin Türkiye Azerbaycan'la enerji alışverişi yapıyor. İçinde o da var. Onun ticaret hacmi 3 milyar doları biraz geçiyor. 3 milyar dolar. İsrail'le 6. İki misli yani. Kim var başka? Suudiler. Suudilerle de petrol metro alışverişi var. Ve en önemlisi de haç gidiş gelişleri var. Haç ödentileri var. Haracı var ya da. Onunla 5 milyar 390, 400 diyelim. 5 milyar 400. Ondan da daha fazla İsrail. Yani İsrail'in Türkiye ile ticaret hacmi bütün Arap ülkelerinden, bütün Müslüman denen ülkelerden tümünden fazla. Bu ne zaman oluyor? Van Münit sonrası ilişkiler sözde çok gerildiği dönemde oluyor. O dönemde başka neler olmuş? Örneğin F-4'ler vardı. Şimdi kaldırıldı, uçmuyorlar pek ama onların modernizasyonu orada yapılıyordu. Tanklar, şimdi Atak tankları üretildi falan ama İsrail'den geliyordu. Bunlar böyleydi. Başka ne oluyordu? Yüksek teknoloji ürünleri oradan geliyordu. Başka ne yapıyordu? Petrol ürünleri hep oradan geliyordu. Türkiye de oraya işte otomotiv falan bir şeyler satıyordu. Seramik, karo, bilmem ne falan böyle. Taş, toprak, kaldırım taşı satıyordu mesela. Ama İsrail'le olan, İsrail lehine bozuk denge hep süre geldi ve arttı da bu. En önemli şey Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden işte bir takım Türkiye'nin yöneticileriyle bağlantıları olduğu söylenen şirketler tarafından onların aracılığıyla İsrail'e pazarlandığıdır. Bu iddia da gerçektir. Böyle oluyor. Yani Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde siyaseten gerginlik görüntülü dönemde de herhangi bir eksiklik, zafiyet belirtisi ortaya çıkmıyor. Evet. Sayın Düzkan, bu ekonomik ilişkiler bir yanıyla böyle ama şimdi Hamas'tan da süreci çok olumsuzlayan veya Türkiye aleyhtar açıklamalar da gelmedi. Örneğin Meşalin Katar'da son yaptığı açıklamada Türkiye'ye teşekkür ediyor. Onun eğer son şartı olan Gazze'ye ambargonun kalkması olmasaydı anlaşma çoktan olurdu şeklinde açıklamaları var. Hamas cephesinde durum ne? Nasıl gözlüyorlar süreci? Ben bu çok şey olduğunu gözlemlemiyorum. Yani tek bir görüş ve tek bir şey olduğunu gözlemlemiyorum. Yani bunu tabii Arapça bilen birisi konuşsa daha iyi olur. Yalnız şunu hatırlatalım. 3 tane temel şey var. Bir tanesi vize meselesi. Bugün mesela bugün Onur Haftası çerçevesinde ki bir panele bir Filistinli davet edildi ve vize alamadığı için gelemedi. Çünkü Türkiye Filistinlere vize uyguluyor fakat İsraillere uygulamıyor. Şimdi Türkiye 6-7 yıldır arasının soğuk olduğu İsrail'e vize uygulamıyor. Ama Filistin pasaportuna vize uyguluyor. O konuşmacı, panelist alamadığı için, Filistin pasaportuyla vize alamadığı için bugün gelip konuşamadı. Bunu bir hatırladım. İkincisi, hac dediğince Mustafa'dan şey yapayım. Bu sene hac şeyine, Diyanet'in hac seferine Kudüs de eklendi. Ve üzerinden gidiliyor, Tel Aviv üzerinden gidiliyor. Böylece şey yapıyor, biz bunun için bir takım protesto eylemleri yaptık. Ankara'da da, burada da. Ve diyorlar ki ilk hac seferinde de vardı. İlk hac seferinde vardı ama uçak yoktu. Yani oradan gidip, ya Osmanlı böyle yapıyordu ama mecburen, hani coğrafya bakımından. Şimdi böyle bir şey ve Tel Aviv üzerinden gidiliyor. Tel Aviv üzerinden gidiliyor, kalınıyor, Batı Kudüs'te kalınıyor ve böylece İsrail ekonomisine ayrı bir katkı yapılıyor. Her onları hatırlatalım, her onlar
İsrail'den alınmıştı, çok şeydir. İnsansav araç. Evet, evet. Ama şimdi çok kişi üretiyor canım artık. Evet, ama ilk şeyde kullanılanlar, bölgede kullanılanlar şeyden alınmaydı. İsrail'den alınmaydı. Gazı hatırlatalım çünkü İsrail'den gaz alınmış şey var. Levantan bölgesi değil mi? Şeyden, Akdeniz'in doğusundan çıkartılan şey. Yani o zaten Filistin gazı. Filistin gazını alacaklar, doğal gazını alacaklar. Türkiye satın alacak, parasını İsrail ödeyecek. Şey bile değil yani, o İsrail'den gaz alma meselesi, o terim bile doğru değil. Onu hatırlatmak istiyorum. Bir de bu şeyle ilgili, Mavi Marmara ile ilgili ailelerin olayın sorumlusu olan askeri görevlileri dava açma hakkından vazgeçmeleri şeyin maddelerinden biri. Özür ne demek? Yargılanacak o şeyler yani. 9 kişiyi öldürenlerin yargılanması meselesi kapatıldı. İsrail'in resmi bir özür ne demek? Ve evet, siz de işaret ettiniz. İHA da yani tazminatı çok az buluyor. Uluslararası ölçülerde çok az olduğunu şey yapıyor. Yani ablukanın dışındaki maddelerde şey, ama tabii şimdi Hamas orada Gazze'de yönetici bir partidir yani. Ve tabii onlar da diplomasi içinde konuşmak zorunda. Yani bir de bu galiba diplomasi, yine Behlül daha iyi bilir diyeceğim, mesleği gereği yani böyle jestlerle, şeylerle falan da ifade edilen bir şey. Demeçleri boş vereceksin yani. Hani demeçler kadar şey de, o hareketlerle. Neyi nasıl söylediğinde bazen filan da şey, ama şeyin, bunun Gazze'nin şeyini olmadığı, yani Gazze'ye bir liman inşası lafı geçiyordu. Böylece yardımların ve ablukanın delinmesi açısından o tamamen gündemden çıktı. Gazze limanı meselesi tamamen gündemden çıktı. Gazze'ye abluka, bir de şey var. Türkiye'li tesis yapacaklar ama galiba. Elektrik tesisi diye duydum. Yani bir çünkü var. Elektrik sıkıntısı var, su sıkıntısı var, büyük su sıkıntısı var. Gazze, belki izleyicileriniz biliyordur, dünyada nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu yer ve çok büyük şey var ve büyük bir çimento krizi var. Çünkü son saldırıda yerle bir edildi Gazze. İşte insanlar evlerinin yıkıntıları arasında yaşıyor. Türk hükümeti yardım ediyor. Ne yapıyor? Camileri tamir ediyor. Yani şeyleri değil. Evsiz insanların dua edecekleri camileri şey yapıyor, tamir ediyor. Ve şeyden de söz ediliyor. Burada Hamas'ın bir işbirliğinden, yani Gazze'nin yeniden inşaatının Türkiye müteahhitleri tarafından yapılmasından da söz ediliyor. Biliyorsunuz biz inşaat şeyiz ya, yani inşaat artık burada olayımız. Burada da durdu inşaatlar ya, o kadar da hakkımız yok. Şey yani böyle bir şey var, yani inşaat meselesi var. Ama bir de elektrik ve şey. Ama o abluka somut bir şey. Yani abluka böyle muğlak şey olabilecek bir konu değil. Ablukayla ilgili hiçbir şey yok. Yarın pazar günü şey olacak herhalde, anlaşma görüşülecek ve Temmuz'da imzalanacak. Biz pazar günü bir imza kampanyası başlatacağız. Yani şeylerimizden, bizim sosyal medya hesaplarımızdan bakılabilir. Türkiye'de ve yurt dışında işte belli bir imza sayısı hedefliyoruz. Anlaşma belirlerine kadar. Yani onu da hatırlatmak istiyorum bununla ilgili. Temel derdi, manifestosu ne imza kampanyası? Ablukanın kalkması ve normalleşmemesi. Hı. Yani şöyle bir şey var. Bütün devletler, tabii ki biz de şunu gören insanlarız. Bütün devletler şiddet uyguluyor. Bütün devletler hukuk dışı işler yapıyor. Adalet dışı işler zaten yapıyor. İsrail dışında uluslararası standartlarda bile kabul edilemeyecek uygulamaları olan birçok devlet var. Ama İsrail'in farklı bir konumu var. İsrail apartheid uygulayan şeyden sonra, Güney Afrika'nın da apartheid rejiminin yıkılmasından sonra tek devlet ve bu kadar sürekli olarak yayılmacılık yapan, yani sürekli olarak sınırlarını genişleten ve yerleşimlerle, yani yeni inşaatlarla ve yeni insanları oraya yerleştirerek sürekli yayılan dünyadaki tek devlet. Dolayısıyla varlığı gayrimeşru, bana göre değil, Birleşmiş Milletler standartlarına göre. Belki ben başka devletlerle ilgili de bir sürü şey söyleyebilirim. Ama uluslararası anlamda da, bütün yasalar anlamında gayrimeşru hareket eden bir devlet. Dolayısıyla İsrail'le normalleşmek, işte o çocukların öldürülmesine, çocukların gözaltına alınmasına, sürekli yıkıma falan kabul etmek demek. İlişkileri normalleşmek, yeniden iyi hale getirmek. Dolayısıyla bu kabul edilemez bir şey ve Türkiye'nin elinde ablukayı kaldıracak güç vardı. Bunu kullanmamayı tercih etti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Ne yapabilirdi peki? Yani güç vardı ama kullanmamayı tercih etti diyorsunuz ya.
Mesela normalleşmez. Bu normalleşmez. Bir süre daha böyle devam edebilir mi? Normalleşmez. Şimdi biz... Belki ekonomik ilişkiler askıya alınabilir mi? Ekonomik ilişkiler askıya alınabilir. Yani bizim zaten önerdiğimiz ve BDS kampanyası, yani boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar kampanyası, bugün İsrail ikinci büyük tehdit olarak görüyor bu kampanya. Hatta yeni BDS Bakanlığı kurulmuş engellemek için. Ve işte... önderlerine, uluslararası önderlerine de epeyce ciddi baskı var. Hedef şu, ekonomik olarak tecrit etmek, askeri, siyasi, diplomatik olarak tecrit etmek. Ekonomik boykot da sadece ürün boykotu ile ilgili bir şey değil. İsrail işgaline destek veren, mesela Caterpillar gibi. Mesela çok ünlü bir dünyanın en büyük güvenlik şirketi var, G4S. G4S Türkiye'de de çalışıyor. G4S kontrol noktalarına, utanç duvarına ve cezaevlerine tedarik sağlıyor. Dünyanın her yerinde boykot ediliyor. Dünyanın her yerinde marka şey konusunda yapılıyor. Uyarı geliyor arkadaşlar. Pardon, peki. Bu şey yani işgalle işbirliği yapan bütün şirketlerin, kurumların protesto edilmesi ve boykot edilmesi ve İsrail'e yaptırımlar uygulanması demek. Yani bunu ABD'de uygulayan kiliseler var. Filan çok da şey yok. Bunu da bir Müslüman mesele olarak görmemek lazım. Ve en önemlisi oradaki yatırımların da geri çekilmesi. Şimdi yatırımlar geri çekilsin diyoruz. Bu bizim fikrimiz de değil BDS. Filistinlilerin, yani politik siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin başlattığı bir kampanya. Şimdi orada ticaret hacmi gelişiyorsa demek ki karşılıklı yatırımlar falan var. Yani bu şekilde İsrail orada varlığını sürdürür sürekli. Evet. Şimdi Behlül Hocam, Türkiye'de Hamas üyelerinin veya yöneticilerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye ile İsrail anlaştığında onların varlığı tartışmaya açılacak mı? Yoksa orada İsrail bir açık kapı bırakacak mı? Bir esneklik bırakacak mı? Şimdi bu konu basına yansıyan, Türkiye basınına da İsrail basınına da yansıdığı kadarıyla anlaşma metninde yer almayacak. Ancak de facto olarak, yani gizli kapıların ardında bu konunun da konuşulduğuna dair sinyaller geliyor. Çünkü özellikle bu İsrail'in İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumların bir kısmını geçmişte serbest bıraktığını biliyoruz ama bunların Filistin'e dönüş hakkı verilmedi. Bunlardan bazılarının Türkiye'de olduğunu iddia ediyor. Hatta bazı bu isimler içinde bazıları da oldukça askeri kanadı, Hamas'ın askeri kanadı içinde yer alan oldukça radikal isimler. Türkiye'nin bunlara ev sahipliği yaptığını iddia ediyor ve üstüne üstlük Hamas'ın da burada ofisleri var. Şimdi Hamas, İsrail, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Tırnak içinde söylüyorum. Dolayısıyla İsrail Türkiye'ye öncelikle bu benim bıraktığım radikal isimleri ülkende barındırma, bunlara ev sahipliği yapma diyor. Bir duyuma göre bunlardan bazıları da zaten Türkiye dışına çıkartılmış durumda. İkincisi ise Hamas'ın ofislerini kapat diyor. Şimdi tekrar şeye geliyoruz. Yani AKP'nin özellikle 2011 Arap isyanları ile birlikte bu pan-İslamcı düşüncesi, yani Türkiye liderliğinde Orta Doğu'daki o Tunus'tan Türkiye'ye kadar uzanan kuşaklı Müslüman kardeşler iktidarlarıyla birlikte bir birlik, bir kuşak kurulacağına dair ciddi bir inancı vardı. Bütün buradaki iktidarlar devrilecek ve İhvan Partileri iktidara gelecekti. Burada tabii şunun demin söylendiği gibi o önemli bir ayrım var. Burada tüm İslam alemini birleştirme gibi bir amacı olamaz. Çünkü zaten İslam alemi içinde çok farklı fraksiyonlar, mezhepler, görüş ayrılıkları var. Vahabi, yani sadece Sünnilik ve Şiilik değil, Vahabilik var, Selefilik var. Ya bunda çok farklı değişken var bunun içinde. Bu bağlamda da en azından bu ihvan kuşağı olarak adlandırılan Tunus'tan Türkiye'ye kadar uzanan kuşaklı bir pan-İslamcı bir hayalin peşindeydi AKP. Fakat bu hayal yıkıldı. Bakın Nahda geri çekildi ve hatta artık siyasal İslam'ı bırakıp bırakmamaya tartışıyor. Mursi devrildi Mısır'da. Suriye'deki o Müslüman kardeşleri ihvan devrimi yerine kökten dinci radikal örgütlere IŞİD'i bırakmış durumda. İki tane aktör kaldı hala hazırda. Biri Hamas Gazze'de, diğeri AKP bu ihvan kuşağından. Şimdi dolayısıyla
son bu geldiğimiz noktada, yani amiyane tabirle söylemek gerekirse, AKP Hamas'ı da satacak mı? Kendi açısından bakılırsa. Bütün gelen sinyaller, evet, Hamas'ın da bir kenara bırakıldığını gösteriyor. Çünkü bence artık Türkiye'deki iktidar bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Hem dış politikada hem içeride. Ve deminden beri konuşuyoruz. Şunun altını ben çizmek lazım. Evet, bunun bir dış politikada sıkışmışlık boyutu var. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini normalleştirme çabasında, ama mutlaka ben iç politika ve artan çatışmaların da burada büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü hatırlayın, 1990'lı yıllarda İsrail'le ilişkiler zirve yaptığında yine benzer dış politikada bir sıkışmışlık vardı, ama yine çatışmalar en yüksek seviyesindeydi. İstihbarat ve askeri anlamda çok yakın işbirliği yapmıştı Türkiye o dönemde. Benzer şekilde çatışmalar yine yükseliyor ve güvenlik birimlerinden İsrail'le ilişkileri normalleştirin, işte insansız hava araçları olabilir, başka istihbarat alanında olabilir, çok önemli teknolojisi yüksek silahların alımı olabilir. Bu bağlamda da hükümete baskı yapılıyor olabilir mi? Çünkü 90'lardaki tablo bir anlamda tekrar önümüze gelmeye başladı. Peki Hamas burada yeteri kadar itiraz ediyor mu? Yeteri kadar sesini çıkarıyor mu? Yani yaklaşımını, meşalini açıklaması nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi işte demin söylendiği üzere çok doğru bir yere işaret edildi. Yani AKP'nin kongresine katılmaması Halit Meşal'in, ki 2012'deki kongresine katılmıştı mesela ve Tayyip Erdoğan'ı İslam aleminin lideri olarak tanıtmıştı. Konya'daki yerel kongresine katılmıştı ve benzer şekilde çok lütufkar sözler de bulunmuştu. Ancak bu kongreye katılmaması tabii önemli bir mesaj ve sinyal. Ama Hamas'ın burada çok fazla yapabilecek, gidebilecek bir alanı yok. Şunun da hep altını çizmek lazım. Sineye çekecek mi? Öyle mi gözüküyor? Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bir anlamda, ama şunu da söylemek lazım. 2011 sonrasında bu yükselen meslekçilik dalgasından önce Hamas'la mesela İran ilişkileri çok yakındı. Evet. Yani bir tarafta İhvan hareketi, evet, Sünni İslam içinde, ama İran'la çok yakındı. Yani yine Halit Meşal merkezi Suriye'deydi, orada kalıyordu. Yani bugünkü anlamda baktığımız zaman işte Suriye'de bir Alevi rejimi var şeklinde Türkiye'deki iktidar orayı mezhepçi bir gözle okumaya çalışıyor ve oraya yönlendirmeye çalışıyor insanlar, ama bütün bu mezhepçi okuma içinde mesela şunu açıklayamıyor. Peki o zaman Hamas'ın lideri nasıl oluyordu, hep yıllardır Şam'da kalıyordu? Neden direniş ekseninin bir parçasıydı? Evet, bunları açıklayamıyor bu ihman düşünce yapısı. O bağlamda baktığımız zaman da Hamas'ın büyük bir ikilem içinde kaldığını görüyoruz. Bir şey daha söylemek lazım. Gazze'ye yoğun ambargolar var ve orası tecrit edilmiş durumda. Evet, burası net. Bunun bir sonucu olarak da, bu ambargoların bir sonucu olarak da Hamas'ın Gazze'deki iktidar yapısı son derece yolsuzluklara bulaşmış. Bu ambargodan beslenen serbest ve demokratik bir yapı olmadığı için işte muhaliflerini temizleyen böyle de bir kirli bir ilişkiler ağı var orada. Dolayısıyla oraya da bakarken mutlaka bunları göz önüne almak gerekiyor. Evet. Sayın Yalçıner, şimdi İHH'dan bahsettik. Örneğin itirazları olduğunu biliyoruz. Sizce AKP'nin bir toplumsal damarı olarak İHH ve onun çevre çeperi bu gelişmeleri nasıl yorumluyor, nasıl tepki verecek, bir yarılma, bir uzaklaşma örneğin öngörüyor musunuz? Şimdi tabii bir iktisadi ilişkiler var, ticaret vesaire, bir bunlar var. Bir de öyle ideoloji var, politik tutumlar var. Şimdi AKP'nin tabanına bakarsak, yani işte dağıtılan kar payları, kömürler, şunlar bunlar, bunlar azalsa da işte sebeplendirilme yüzdesi hiç de az değil. Ama bunun ötesinde AKP'ye oy veren en azından %30'a yaklaşan bir kesim üzerinde din ve İslam'ın çekiştirilmesi, İslam'ın istismarı çok ciddi bir pay sahibi. Onların konsolide edilmesi, yani sağlamlaştırılmasında, sağlam bir dayanak haline getirilmesinde iktisadi nedenler kadar ideolojik nedenlerin de payı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun örneğin İHH'ya ya da AKP içindeki bir takım başka tartışmalara yansımaması gibi bir şey düşünülemez. Yani Yahudi, şimdi Yunan gavuru gibi, Ermeni gibi. Yani Yahudi şimdi bu Kur'an'da da yeri vardır. Yani Yahudi denince neredeyse şeyi mübahtır,
katli vaciptir gibi. Şimdi en azından tabandaki inanç, İslami önyargı bu yoldadır. Neden one minute denmişti? Neden buradan çıkar umulmuştu, fayda mülahaza edilmişti? O zaman sıkışıklık yoktu belki dış politikada ama atak ihtiyacı vardı ve AKP'nin Müslüman mahallesinde sağlam bir imaja sahip olması gerekiyordu. Bunda en iyi yolu İsrail, yani Yahudi düşmanlığıydı. Ahmiyana tabirle konuşursak. Yoksa Siyonizm falan böyle şeylerle AKP'nin bir ilişkisi yok. O Yahudiliği ilişkilerinde kara tahvil etmeyi düşünüyor. Yani heybesini doldurmak bakımından. Peki şimdi bu dikkate alınmaz mı? Alınır. İHA'nın bir takım itirazlarında kesinlikle rolü olduğunu düşünüyorum. Ama İHA da aynı zamanda işte tıpkı Mursi'nin Müslüman kardeşleri, o ciddi palazlandırılan epey bir kapitalizmin nimetlerinden yararlananlar gibi, o da heybesini epeyce doldurdu. Hamas da öyle. Hocamın dediği yanlış değil. Evet, yani hem Hamas hem Türkiye'de Müslümanlık üzerinden yapılan politikada çok ciddi paralar kazanıldı. Bunlar derleniyor hep. Peki bunlar kolay kolay vazgeçilebilir mi? Vazgeçilir şeyler değil. O zaman bunun biraz daha süreceğini öngörebiliriz. Çok da kolay kolay AKP hemen bütün gerçekleri ortaya koyarak İsrail'le arasını düzeltebilir şansa sahip değil. Bu Rusya bakımından da böyle. Yani orada işte Osmanlı'yla kaç sene savaşmış bir Moskov gavuru var. Burada da işte daha ondan uzun yıllar alan, ta kökü Hazreti Peygamber'e kadar giden geçmişi olan bir şey. Yahudi-Müslüman çatışması. Şimdi bunlar üzerinden ideolojik çıkarlar derlenmesi ve politik faydalar umulması, bunlar kesin gözden çıkarılmayacak türden şeylerdir. Peki nereye gider, buradan ne olur? Vallahi en sonunda iktisadi çıkarlar. Memleketin değil sadece dünyanın yönetilmesinde tayin edici olanlar bunlar dediğini yaptırır, kendisini dayatır. Ama diğerler hep rolünü oynamayı sürdürürler. Örneğin Hamas'ı alalım. Şimdi Hamas'ın içinde bütün bu gelişmeler kapsamında sadece mezhepçiliğin, örneğin İran'ı hep uzak durma tutumunun bunun olabileceğini, bunun dışında başka hiçbir şeyin olamayacağını düşünmek mümkün mü? Değil. Ben biliyorum ki Hamas içinde İran yanlısı eğilimler üstelik gelişmeye başlamıştır. Yani onlar da Türkiye'de işte İsrail'e yönelik yakınlaşmalardan kendince dersler çıkartmak ya da buradan sonuçlar çıkartmaktadırlar. Ders demeyelim hemen. Olmaz mı? İşte önceden Suriye'de uzun yıllar geçiren Meşal, İran'dan epey silah cephane devşiren Hamas, aynı yola gidebilirler. Böyle bir şey mümkündür. Ve hala Sünni'ye doğru, Sünni mezhebe doğru bir eğilim gösterse de Hamas, hala içinde böyle bir ayrılığın, böyle bir tartışmanın en azından varlığını sürdürdüğü kesindir. Ama yaşanmışlıklar da vardır. Örneğin Hamas'ın Suriye'den ayrılırken, daha ayrılmadan önce muhalefete sunduğu bir takım imkanlar, yani Suriye'nin çok Hamas'a kolaylıkla yaklaşmayacağı türünden bir takım çıkarsamalar yaptırmaktadır Suriye'ye. İran peki bunları dikkate alır mı? Alabilir ama şöyle bir şeyi de söylemeden bitirmeyeyim. Bölgede, Orta Doğu diyelim ya da bölge diyelim, İsrail'in karşısında olan başlıca güç İran'dır. Türkiye falan değildir. Türkiye'nin işte one minute'le yaptığı gösteridir sadece ama işte nükleer programın engellenmesi ya da işte oradan atılan füzeler başkalarına, Hizbullah silah cephane gönderilmesi falan gibi bir sürü şeyden söz edebiliriz. Asıl karşı karşıya olan güçler İran'la İsrail'dir. Şeyde değildir, Suudiler falan da değildir. Suudiler, Türkiye, İsrail genellikle Amerikan cenahını oluşturan bu taraftadır. Karşıdadır İran. İran da şimdi Amerika ile ilişkilerini gerçi yumuşatmaya başlamıştır ama asıl çekişme buradadır ve Hamas'ın İran'a, İsrail karşısında yakınlaşmasını ve bunun artışını beklemek bence çok safiyane bir şey olmaz. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Filistin, yani Türkiye-İsrail ilişkilerini ve olası anlaşmayı konuştuk. Aradan sonra Filistin halkıyla dayanışmak için neler yapılabilir? Filistin halkının ekonomik ve siyasi mücadelesi nasıl bir yöne doğru seyredebilir? Türkiye halkları burada nasıl bir rol üstlenebilir? Bunları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. We'll be right back.
Evet değerli izleyenler, ne yapmalı, nasıl yapmalı da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde İsrail-Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden siyasi anlamda masaya oturulacak düzeye gelmesini ve bunun sonuçlarını konuştuk. Şimdi Filistin için ne yapılabilir? Türkiye'de, dünyada Filistin halkıyla dayanışmak için neler yapılabilir? Bu meseleyi konuşmak istiyoruz. Sayın Düzgan, ne söylersiniz? Özellikle Filistin için İsrail boykot girişimi neler yaptı, neler yapacak? Filistin halkıyla ekonomik ve siyasi anlamda nasıl dayanışılabilir? Neler söylersiniz? Yani bir ki sol için aslında Filistin hep var olan böyle bir uzak ülke gibi bir şey ve işte hep herhalde Mustafa'nın kendisinin de şahit olduğu bir dönemde bizzat işte silahlı mücadele şeyi, Leyla Halid'in o uzun namlulu silah ve kefiye ve şeyli fotoğrafı falan. Bu romantizmin dışında bir Filistin'e dayanışma gerçekliği var dünyada. Bunu görmek lazım. Orada direniş sürüyor. Direnişin parçası olmak bizim için şu anda şu söz konusu değil ama İsrail'e karşı Filistin'i desteklemek mümkün. Şeyin bir kere şöyle bir şey var. İsrail'in hak ihlallerinin dünyanın her yerindeki insan hakları mücadelesinin parçası olması diye bir şey var. Şu anda mesela İsrail cezaevlerinde bir açlık grevi sürüyor Filistinli felçkaceli tutuklular tarafından. İdari tutukluluğa karşı. İdari tutukluluk denen şey de şu, yani keyfi bir karar alıyor. İdari olarak tutuklusun ve hiçbir gerekçe göstermeden yargılanma olmadan işte 3 ay falan mesela diyelim tutukluluğu devam ediyor. Bilal Kayıt diye bir tutuklu 14 senenin ardından salıverilecekken idari tutukluluğuna tekrar karar verilince açlık grevine başladı. Mesela dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde onunla ilgili Filistin dostları eylemler yapıyor. Bir kere onu bir parçası kılmak lazım. Onun dışında bu BDS siyaseti, yani daha önce Güney Afrika'da etkili olan, Güney Afrika'da apartheid rejiminin yıkılmasında etkili olan boykot siyaseti ki şu anda da en güçlü olduğu yerlerden biri Güney Afrika, yani Filistin'e dayanışmanın çok etkili. Bu etkisini biz söylemiyoruz, İsrail söylüyor. İsrail ikinci büyük tehdit diyor. Birincisi silahlı direniş. Bunu benimsemek hangi kurumlardır, hangi şeydir ve en önemlisi sadece yine böyle bir ekonomik şey değil, akademik ve kültürel boyutu da çok önemli. Mesela bu akşam Golan Tepelerinde, Sunbeat Festivali'nde Türkiye'de çok sevilen Babazula grubu sahne alıyor. Biz birkaç defa mektup yazdık kendilerine protesto etmeleri ve katılmamaları için, boykot etmeleri için. Bu boykotu İsrail'de sahne almayı reddeden Roger Waters gibi çok önemli sanatçılar var. Ama Türkiye'den daha önce Sabahat Akkiraz gitti, Aynur gitti İsrail'deki festivallerde şey yapmaya. Aynur Doğan mı? Evet. Sinemacılar gitti. Şey olurken, Gazze saldırı altındayken Kudüs Film Festivali'nde Türkiye'den iki film gösteriliyordu. Yönetmenlerden birisi solcuydu, birisi İslami bir şeydi. Yani herkes o konuda şey yapıyor. Şimdi İsrail bunları mesela, bu konserler İsrail Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanıyor. Normalde Dışişleri Bakanlığı sitesinde festival şey olur mu? Çünkü bunu bir normalleşme şey olarak kullanıyor İsrail. Yani imajını düzeltme, normalleşme. Hele Golan'da. Yani şu an çatışmanın sürdüğü bir yer, orada festivale gidiliyor falan. Akademik boykot çok önemli. Bu tek tek bireylerin boykot edilmesi ya da bizim İsraillerle bir derdimiz yok. İsrail akademisi, resmi akademisiyle bir derdimiz var. Onun boykot edilmesi. Yani farklı alanlarda İsrail'in tecrit edilmesi, tıpkı Güney Afrika'ya yapıldığı gibi. Bugün onu çok rahatsız eden, Siyonist devleti çok rahatsız eden ve dediğim gibi ikinci tehdit saydığı bir şey. Daha fazla bilgi almak isteyen, konuyla ilgili olan izleyiciler bizim hem Facebook'ta Filistin için İsrail'e boykot girişimi diye hesabımız var, hem de Twitter'da hesabımız var ve BDS Türkiye diye internet sitemiz var. Oradan daha fazla bilgi alabilirler. Teşekkürler. Belli hocam, siz neler söylersiniz? Yani hükümetin tavrı ortada. İlk bölümde tartıştık. Şimdi burada bir ayrıma gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani İsrail toplumu içinde bir kere öncelikle son derece gelişmiş olduğu bir toplum. Yani 1948 sonrasında özellikle ciddi Marksist düşünürler yetiştirmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Solun siyasi olarak dönem dönem çok kuvvetli olduğu bir toplum ve şu hali hazırda da Filistin, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik uygulamalarında ciddi İsrail toplumu içinden de toplumsal bir muhalefet var. Dolayısıyla
bütün bir ülkeyi ve toplumu hedef yapmak yerine o toplum içindeki bir takım aktörlerle dayanışmak gerektiği konusunda acaba neler yapılabilir? Onu da düşünüyorum ben. Hani bu ilişkilerin normalleşmesi konusunda da hep bir soru işareti şöyle geliyor. Türkiye'nin İsrail'i topyekün bütün ilişkileri, ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkilerine son verip tıpkı İran veya Suudi Arabistan veya diğer ülkeler gibi böyle bir yola gitmesi halinde gerçekten caydırıcı olabilir mi? Ki biz uluslararası ilişkilerde şunu biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper gücün yarım asırdan fazla süredir Küba'ya ambargo uyguladı ve Amerika da bu gelinen noktada ambargonun başarısız olduğunu kabul ederek o rejimle ikili ilişkilere girmek gereğini duydu kendi açısından. Topyekün bir karşı çıkma ve tanımamanın ne kadar işlevsel olacağı konusunda benim derin şüphelerim var açıkçası. Bu bağlamda baktığımız zaman o toplum içinde ki İsrail toplumu içinde çok ciddi bunların sayısı orada Gazze'deki yapılan hukuka aykırı, insan haklarına aykırı politikalarına karşı çıkan çok sayıda binlerle ifade edilebilen insanlar var. O kesimlerle dayanışmayı arttırmak bir çözüm yolu olabilir açıkçası. Hem Filistin içinde hem İsrail içinde. Teşekkürler. Sayın Yalçıner, son söz sizde, buyurun. Ben sadece tanık değilim, ben Filistinli fedaiyim. O anlamda dedim tanık. Fedailikten de emeklilik olmuyor. Yani bunun hala yapılabilirliği mümkün mü? Filistinlerin iç ilişkileri bakımından çok mümkün değil. Şimdi dünyayı, zamanındaki dünya ve bugünkü dünya diye farklılaştırırsak yapılabilecek şeyler de değişiyor. Zamanında işte sosyalizmin, ulusal kurtuluş hareketlerine yaygın olduğu bir dünya ve hem emperyalizm karşıtlığı hem siyonizm karşıtlığı bu da yaygın. Şimdi bunlar doğrusunu isterseniz işte gavur ya da Yahudi karşıtlığına falan bunlara tahvil olmuş durumda ve genel olarak sosyalizmin, ulusal kurtuluş hareketlerinin geriye çekilmesi ve bunların yarattığı boşluğun İslamcılık, mezhepçilik, ya da işte emperyalistlerle bağlantı içinde başka türden ulusal kurtuluş hareketler ama çok da ulusal kurtuluş hareketi demeye bin şahit isteyen türden hareketler. Bunlar tarafından doldurulduğu koşullarda durum epey değişiyor. Şimdi bunlar olabilir mi? Gerçekten zor. Diyelim hadi ben değil de bir genç karar verdi. İsrail'e karşı mücadele etmek üzere gidecek Filistinlere katkı sunmaya. Nereye gidecek? Hamas'a mı? Çok net İslamcı. Ben olsam gitmem. Yani ideolojik bakımdan uyum sağlanmak çok zordu. Zamanında El Fethiye ya da Demokratik Cephe'ye falan gidilebiliyordu. Onların içinde Müslüman kardeşler yok muydu? Vardı ama asıl eğilimler onlardan ibaret değildi ve bir ulusal kurtuluşçuluk denen şey vardı en azından. İşte sosyalizmi bütünüyle üstünü çizmek, ona düşmanlık yaymak böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla yani yardıma gitmek, savaşa katılmak, mücadeleye bu mümkündü. Şimdi burada problem var. Ne yapılabilir o zaman? Yeniden emperyalizm ve siyonizm karşıtlığını geçer akçe haline getirmek için elden geleni yapmak. Bu önemlidir. Yoksa işte Hamas şimdi İsrail karşıtlığını nasıl tanımlıyor? Ben burada İslami bir takım yaklaşımların, İslami değerlerin epey hala ciddi payının olduğunu düşünüyorum ve buradan ilerlenebilir mi? Ben ilerleyemem şahsen. Halkın genelini kapsayacak ve epey birleşik bir güç oluşmasına hizmet edecek bir zemin oluşumu buradan bu da oluşması çok kolay değil. Dolayısıyla genel olarak dünyada emperyalizm karşıtlığı ve siyonizm karşıtlığının önünün açılması ve gelişmesinin sağlanmasına katkıda bulunmak çok temel bir iş yapılması gereken şey. Peki başka? Şimdi şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim Türkiye'den İslamcı AKP ya da işte onun yandaşları tarafından bakıldığında İsrail nasıl görünüyor? Yahudi, demin dediğim kafir. Peki bunun dışında bir şey daha var ama demin sen söylüyordun. Çok Araplardan haz etmeme. Türkiye'nin geleneksel politika erbapları ya da geleneksel burjuvazisi o da pis Araplar. Neden? İşte zamanında Osmanlı'yı arkadan hançerlemiştir.
İsrail'de demokrattır. Demokrasi uygular. Şimdi bunun bir gerçek payı da var. Yani Roma'daki köleci demokrasi gibidir. Yani köle sahiplerinin demokrasi gibidir. Filistin'in kafasını kırar, ezer, bombalar, öldürür, katleder. Ama İsrail'in kendi içinde tıpkı patrisyenler arasında olan türden bir demokrasi de var. Yani İsrail içinde İsraillilerin işte az çok özgürce tartışması, Türkiye'den daha kolay tartışması bu mümkün. Ama Filistinli olmayacaksınız. Eğer Filistinliyseniz bunu yapamazsınız. Şimdi o zaman bütün bunları aşan, Yahudiliği aşan, Arap-Yahudi bölünmesini de aşan, gerçekten yeniden ulusalcılığı, ulusal kurtuluşçuluğu, sosyalizmi, şimdi bunları yeniden gündeme taşımaya en azından gayret eden türden bir yaklaşım. Bence şimdi Filistin'e dair de yapılması gereken en belli başlı şeylerdendir. Mesela ben sizin de yani değer vermiyor değilim. Tamam boykot kampanyası. Ama sonuçta bu bir yere gelecek. Yani mesela diyelim Türkiye bir dönem İtalya'ya kızdı. Neydi problem? Apo kaçmıştı Öcalan. İşte bir boykot yaptı falan. İş geldi Fiat'ın boykot edilmesine. Böyle dedi yo bu olmaz falan. Tersine döndü iş. Şimdi boykot kampanyasında buna benzer tehlikeler vardır. İşte yarın hangi şirket burayı baltalayabilir? Hangi şirket kendi çıkarlarını başka bir tarafa koyabilir? Dolayısıyla bunlar kolaylıkla yani bugün değil belki yarın tersine çalışır hale de gelebilir. Dolayısıyla demin söylemeye çalıştığım şey bütün bunların ötesinde halktan halka diyaloğu geliştirmek ama o zaman bugün halkların bölünmüşlüğü zeminini de aşacak işte sosyalizm gibi kurtuluş hareketleri gibi başka bir zemini geliştirmeye yönelmeyi şart koşar gibi gelir bana. Ya sen hiç Filistin solu yok gibi konuşuyorsun. Yok var, olmaz mı? Yani olmaz mı var? Şimdi ben Filistinli olsaydım Hamas'a üye olmazdım. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne üye olmayı tercih ederdim. Onunla çalışmayı tercih ederdim. Ama Filistinli değilim. Türkiye'liyim. Ve benim parçası olabileceğim şey bir dayanışma hareketi. Boykot önerisi bizim bulduğumuz ya da Filistin dışında bulunmuş bir öneri değil. Filistinlilerin önerdi. Filistin solunun ağırlıklı olarak önerdiği bir şey. İkinci bir şey daha var. Ürün boykotuyla bunun ilgisi yok. Yani ürün boykotları işte hakikaten sonra bunların yani İtalya-Türkiye meselesi gibi değil. Bir şey daha var. Bizim hakikaten şeyle hiçbir derdimiz yok. İsrail vatandaşlarıyla hiçbir derdimiz yok. Ama şunu bilelim. İsrail nüfusu dünyanın en militer nüfuslarından biri. Kadın erkek herkesin sürekli askeri eğitimden geçtiği, sürekli askerlik yaptığı ve bu Filistinlere karşı yapılan bir şey. Ve şeyine katılmıyorum yani Filistin solu, İsrail solu çok güçlü ve şey değil. Şey var, vicdani ret hareketi var mesela, var şey hareketler. Ilan Pape gibi çok değerli yani şey yapmış, işgali sorgulamış, işgal üzerine yazmış çok değerli aydınlar da var. Sınırlı tabii. Ama şöyle bir şey var. İsrail'de belki bir demokrasi şey vardır ama İsrail vatandaşı Filistinler için de yok. Apartheid zaten bu demek. İsrail vatandaşı Filistinlinin aynı haklara sahip olmaması demek. Yani böyle bir ayrımcılık var. İsrail vatandaşı Araplar yani. Arapların. Ama işte mesela bu İsrail vatandaşı Araplar terimi bir İsrail terimi. Yani o Filistin kimliğini unutturmaya yönelikmiş. Sanki burada Filistin olmadı, orada çok Araplar var. Hayır, Filistinli onlar ve Filistin orası nasıl? Suriye'deki Araplar Suriyeli, işte ne bileyim Ürdün'dekiler Ürdünlü olduğu gibi. Dolayısıyla ikincisi mesela çok önemli bir histadrut sendika vardır, konfederasyon vardır. Tamamen şeye yönelik, İsrail emekçileri, Filistin emekçilere yönelik ayrımcılığı örgütlemeye yönelik bir şey bu. Yani çok başarılı. İsrail bir de kuruluş döneminde solun etkili olduğu, dünyada etkili olduğu bir şey olduğu için ve hakikaten şeyde bu kendi söylemlerini sola benimsetmeye, sola uydurmaya çok şeyli. Filistin solu sosyalizmden bahsediyor mu? Şimdi şu emin misin? Yani çünkü şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı da var. Mesela Fransız filozofları Arap devrimcilerinden daha fazla okunuyor. Ya yani çevrilmiyor. Ben de Arapça bilmiyorum. Çevrilmiyor bile. Arap devrimcilerine yazdı. Ama çok açık. Emperyalizmden bahsettiği çok açık. Yani Filistin metinlerine, Filistin solundan gelen metinlerine, Filistin solcu yazarların işte Ömer Barghouti'ye falan baktığımızda yine şeyde olan Sadat'ın metinlerine baktığımızda cephenin
ve Demokratik Cephe'nin de metinlerine baktığınızda emperyalizmden bahsedildi. Maddeci ve Marksist bir bakış açısının daha hakim olduğu, işte demokratik merkeziyetçilik gibi senin büyük ihtimal benden daha fazla benimseyeceğin bir takım ilkelerin benimsetildiği şey. Dolayısıyla belki bizim genel olarak Arapça sola bakmaya da ihtiyacımız var. Yani şey ne diyor? Araplar ne diyor? İranlılar ne diyor? Hiç solcu yok mu? Onların yani bu Marksizm sadece Fransızların, Almanların şey yaptığı bir şey değil, tartıştığı bir şey değil. Oradan öğrenecek şeylerimiz de olduğunu düşünüyorum. Yani şeydi ama tabii bütün Filistin meselesi bununla halledilebilir mi? Çok önemli bir tartışma var. Tek devlet, iki devlet meselesi herhalde büyük ihtimal aşinasınızdır. Şimdi Türkiye'nin de yapmaya çalıştığı, Hamas'ın da şeyi ve Fetih'in de yani Filistin yönetiminin de daha çok tercih ettiği şey iki devlet. Hem bir İsrail devleti hem bir Filistin devleti. Filistin solu ben de böyle bunun doğru olduğunu düşünüyorum haddim olmayarak. Tek bir Filistin devleti, kesinlikle, demokratik, layık tek bir Filistin devleti savunuyor. Ve ancak bu şekilde meselenin çözülebileceğini şey yapıyor ve biraz oraya doğru bir şey. Yoksa hani bütün bu söylemi, bütün bu mücadeleyi, bütün bu hattı şeye indirmek doğru değil. Hani hakikaten İsrail ürünlerinin boykotu falan değil ama İsrail'le işbirliği yapılmaması, İsrail'in tecriti dünyada. Yani bir sürü Birleşmiş Milletler kararı var İsrail'e karşı. Hiçbiri uygulanmıyor. İsrailler bunu çok söylüyor. Karar istemiyoruz, para istemiyoruz. Milyonlarca dolar yatırılıyor, harcanıyor Filistin'e. Bir şeyde hepsi yeniden yıkılıyor bir saldırıda. Bu değil istenen. Orada yaptırımların uygulanması, siyasal kararların alınması ve siyasi bir değişiklik. Bu fikrin en azından Filistin solunun taleplerinin ve söylediklerinin Türkiye solunun fikrinin bir parçası olması en azından yani bir televizyonda konuştuğumuz için çok önemli. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Modern Filistinli sanatçılar, modern Filistinli yazarlar bunu tanımaya ben en azından çalışıyorum ve iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bir son kısma doğru bayağı bir aslında bir programın belki de konusu olabilecek bir tartışmayı sıkıştırılmış halde yaptık. Büyük ihtimalle ekleyecekleriniz vardır ama zaman ne yazık ki. Sayın Yalçıner, Mustafa Yalçıner, Sayın Behlül Özkan ve Sayın Ayşe Düzkan çok teşekkür ederim katıldığınız için, yorumlarınız için. Değerli izleyenler, bu haftada ne yapmalı, nasıl yapmalı da sona geldik. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Madenci öldü. Neredeler? Neredeler? Yeter! 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 Halkıdakiler de insan. Siz de insansınız. Ve yayınlanmayacaksa hiç biz konuşmayalım.